Garnizon komutanım, kıymetli mesai arkadaşlarım, siyasi partilerimizin, sivil toplum örgütlerimizin çok kıymetli temsilcileri, halkımızın görüşlerine, düşüncelerine değer verdiği kıymetli kanaat önderlerimiz, geleceğimizin en büyük umudu olan sevgili gençler ve çocuklar, öğretmenlerimiz, hanımefendi ve beyefendi kardeşlerim, öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle ve saygıyla selamlıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle hazırlamış olduğumuz programımıza hoş geldiniz diyorum. Rica etsem ben konuşma yaparken o Beytüşşebaplı bölücü terör örgütünün katlettiği Beytüşşebaplı şehitlerimiz de devam edebilir mi? Hem uzun hem de o vesileyle. Zaman da kazanmış olur. Sessiz. Evet. Öncelikle sözlerime başlarken Yeni Zelanda'da Cuma namazı kılarken hunharca katledilen Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu sadece Yeni Zelanda'daki Müslüman kardeşlerimize yönelik değil, tüm İslam alemine yönelik yapılmış hunharca bir katliamdır ve saldırıdır. Ve dini, dili, ırkı, rengi, siyasi görüşü ne olursa olsun tüm insanlar buna karşı omuz omuza dik durmaları önemlidir. İkinci olarak yine 16 Mart'ta yıl dönümünü idrak ettik. Halepçe'de hunharca katledilen, kimyasal gazla katledilen binlerce kardeşimizi de buradan rahmetle alıyoruz. Onların ailelerini de başsağlığı diliyoruz. Dileriz bölgemizde bu tür acı olaylar ve tüm dünyada bu tür acı olaylar bir daha olmaz. Ama olmaması için yapmamız gereken değerli kardeşlerim, aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere karşı kardeşlik bilinciyle kenetlenerek karşı durmaktır. Çanakkale Zaferi, Çanakkale Savaşı öyle iki kelimeyle anlatılacak, öyle geçiştirilecek bir olay değildir. Bu savaş kıyamete kadar devam edecek olan hak ile batıl mücadelesinin bir yansımasıydı. Hak batılı yenecek. Bunda şüphe yok. Ama bizlerin hak tarafında mı, batıl tarafında mı olduğumuz noktasında bir tereddüt duymamız gerekiyor. Ama Çanakkale'de o gün Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bu aziz millet kardeşlik bilinciyle hareket ederek, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde hareket ederek, vatan için, namus için ve din için mücadele ederek üstün teknolojik silahlarıyla üzerimize gelen emperyal güçleri orada mağlubiyete uğrattı. O savaş, değerli kardeşlerim, sadece topla, silahla kazanılan bir savaş değildir. O zafer sadece muharebe alanında yapılan harplerle kazanılmış bir zafer değildir. Bir zaferi kazandıran asıl güç, değerli kardeşlerim, iman bilinciyle hareket eden, kardeşlik bilinciyle hareket eden ve arasına nifak tohumları ekmek isteyenlere karşı her daim dik duran bir milletin arasındaki o huvvettir. Çanakkale'de, Çanakkale Zaferi'nde hepimizin ataları, dedeleri, Türkler, Kürtler, Aleviler, Sünniler, bu coğrafyada yaşayan ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun bu aziz millet bir araya geldi, kardeşlikle hareket etti ve cepheye gönderdiği evlatlarıyla ve onları destekleyen kadınlarıyla, çocuklarıyla ve topyekün bu zaferi kazandı. Çanakkale Savaşı bitmiş olabilir ama hak ile batıl mücadelesi devam ediyor. O gün Çanakkale'de bizleri mağlubiyete uğratamayanlar bugün aynı oyunları, aynı tuzakları farklı şekillerde ortaya koyuyor. Ama Çanakkale'deki o
durumu anlatmak için şu örneği de vererek sözlerime devam etmek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal, o zaman yarbay, Çanakkale Harbi'nde, onun sözleri bunlar. Bunu söyleyerek sözlerime devam etmek istiyorum, aktararak. Siperler arası 8 metre, yani ölüm muhakkak. 3 dakika önce gelen bölüğün tamamı şehit olmuş. Yeni gelenler bunu biliyor ve 3 dakika sonra kendisinin de şehit olacağının farkında ilerliyor. Ama ne ilerleme, bir an bile sarsılma, durma, geriye bakmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an okuyor, bilmeyenler kelime-i şehadet getiriyor. Az sonra öleceğini bile bile gözünü kırpmadan şehadete gidiyor. İşte Çanakkale Savaşları'nın zaferle sonuçlanmasını sağlayan şey milletimiz ve onun askerindeki bu yüce ruhtur. Değerli kardeşler, bu yüce ruhu biz koruduğumuz sürece kıyamete kadar bu ülke, bu devlet, hepimizin devleti, hepimizin ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti payidar kalacaktır. Çanakkale'de bizleri mağlubiyete uğratamayanlar, Çanakkale'yi geçemeyenler şunu iyi idrak ettiler değerli kardeşlerim. Biz doğrudan bunlara saldırdığımızda biz bunları yenemiyoruz. Ne kadar teknolojik silahlarımız da olsa, ne kadar üstün askeri teçhizatımız da olsa, ne kadar sayı olarak onlardan üstün de olsa biz bunları yenemiyoruz. Peki ne yaptılar? İlk önce bizim en büyük Müslümanlar olarak bizim en büyük birliğimizin temsili olan Kur'an'dan bizi ayırmaya çalışıyorlar. Niye? Churchill, o zamanki Deniz Bakanı'ydı anladığım, bildiğim kadarıyla, ya da Savaş Bakanı'ydı Çanakkale Harbi'nde. Churchill diyor ki İngiltere parlamentosunda Kur'an-ı Kerim'i göstererek, eğer biz bunu Müslümanlardan uzaklaştırmazsak, biz bu kitabı Müslümanların yaşantılarından uzaklaştırmazsak biz bunları yenemeyiz. Birincisi bu. Birinci yapmak istedikleri bu. Ve mezhepçilik adı altında İslam alemine türlü türlü nifaklar ektiler, tohumlar ektiler. Ve bugün görüyorsunuz. Ölen de Müslüman, öldüren de Müslüman. Ölen de Allahu Ekber diyor, öldüren de Allahu Ekber diyor. Ve büyük bir fitne ve fesat sürüp gidiyor. Birinci yaptıkları bu. İkinci yaptıkları ne değerli kardeşlerim? Irkçılık tohumunu, etnik temelli ırkçılık tohumunu Müslümanların içine sokmak. Evet, görüyorsunuz bölgemizde de hala devam eden, ırkçılıkla devam eden bir terör örgütü var. Bu terör örgütü işte bizim ülkemizde kendisini devam ettiren ve bölge insanımızın da en büyük düşmanı olan, Kürtlerin en büyük düşmanı olan, niye Kürtlerin en büyük düşmanı? Öldürdükleri insanların çoğu, %90'ı Kürt. %90'ı Kürtlerin çocukları, %90'ı Kürtlerin yaşlıları, kadınları. Onun için Kürtlerin en büyük düşmanı diyorum. İşte bunlar da ırkçılıkla hareket ederek aramızdaki birlik, beraberlik ve kardeşliği bozmak için çalışıyorlar. Ama hamdolsun 30 yıl, 40 yıla yaklaştı, hala başarı elde edemediler, elde edemeyecekler. Ama ve lakin değerli kardeşlerim, işte bugün biliyorsunuz hem Çanakkale Zaferi'ni anıyoruz, Çanakkale Zaferi'ni kutluyoruz, hem de şehitlerimizi anıyoruz. Öncü terör örgütünün Beytüşşebap'ta katlettiği şehitlerimiz, Beytüşşebap'ta bunların hepsi, yüzden fazla. Eğer bölgede bir çalışma yapılsaydı 20 bini geçen, 30 bine yaklaşan bir insan görecektik. Bunlara karşı değerli kardeşlerim, yine Çanakkale'deki o ruhla hareket etmezsek, emperyalistlerin, Çanakkale'yi geçemeyen emperyalistlerin uşağı olan bu hain terör örgütü ve mezhepçilik adı altında hareket eden, dinimizi ifsad eden IŞİD, FETÖ başta olmak üzere diğer terör örgütleri, emperyalistlerin Çanakkale'de başaramayacaklarını başarmak istiyorlar. Ama buna izin vermeyeceğiz.
Buna Beytüşşevap izin vermeyecek. Beytüşşevap her şeyle birlik, beraberlik ve kardeşlik için duruşunu sergileyecek. Evet, nereden anlıyoruz peki bunların, emperyalistlerin, Çanakkale'yi geçemeyen emperyalistlerin uşağı olduğunu? Malumunuz son zamanlarda 28 Şubat'ta bir Sözde Kayyum raporu yayınlandı. Orada eleştirdikleri önemli nokta ne biliyor musunuz değerli gençler? Sizlere sesleniyorum. Orada kayyum atanan, belediye başkan vekili olarak görevlendirilen belediyelerin en önceliği eğitim oldu ve çocuklar, gençler oldu. Çocukları ve gençleri bizler birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu tekrar göstermek, aramızdaki o ruhu tekrar canlandırmak için Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle mücadele ettiğimiz Çanakkale'yi görsünler diye geziler düzenledik. Düzenlemeye de devam edeceğiz. Bunu ne olarak adlandırmışlar biliyor musunuz değerli gençler? Asimilasyon politikası. Biz sizleri Çanakkale'de dedelerinizi görün. Nasıl yan yana omuz omuza çarpışmışlar, nasıl yan yana omuz omuza bu toprakları bize vatan kılmışlar, onu görün diye sizleri Çanakkale'ye gönderdik, göndermeye devam edeceğiz. Ama bundan rahatsız oluyorlar. Kim rahatsız olur Çanakkale'ye gençlerimizi göndermekten? Kim rahatsız olur Çanakkale'deki o milli bilinci, o milli ruhu tekrar canlandırmak için yapılan bu çalışmalardan? Öncelikle Çanakkale'de mağlubiyete uğrayan, Çanakkale'ye geçemeyen emperyalistler değil mi? İkinci olarak da görüyoruz emperyalistlerin uşakları. Asimilasyon politikası olarak bunu değerlendiriyor ve bunlar rahatsız oluyorlar. Niye? Çünkü bizim aramızdaki kardeşliği yok etmek istiyorlar. Irkçılık tohumuyla bizi bölmek istiyorlar. Çanakkale'deki o zaferi biz devam ettirmek istiyorsak, bu hak ile batıl mücadelesini biz kıyamete kadar devam ettirmek istiyorsak, hak tarafında yer alarak, değerli kardeşlerim, aramızda fitne ve fesat tohumları ekenlere karşı omuz omuza bir ve beraber olmalıyız. Görüyorsunuz ırkçılık tohumunu. Bu ırkçılık, değerli kardeşlerim, ırkçılığı, mezhep ırkçılığı, etnik temel ırkçılığı, inanç ırkçılığı, hepsini kastediyorum. Bu ırkçılık dünyada iki tane büyük savaş, iki büyük dünya savaşı ve hala bölgemizde dinmeyen kan gölünün oluşmasında ve terör olaylarının devam etmesindeki en büyük etkendir. Irkçılık bu dünyaya zulüm getirmiştir. Irkçılık bu dünyada ölüm getirmiştir. Irkçılık bu dünyada gençlere, özellikle gençlere ölüm getirmiştir. Irkçılıkla hareket eden mezhep ırkçılığı, inanç ırkçılığı ve etnik temel ırkçılığı yapan PKK, FETÖ, IŞİD başta olmak üzere hepsine karşı bizler kardeşlik hukukuyla, birlik, beraberlik ruhuyla hareket ederek bu tohumları inşallah ne yapacağız? Öldüreceğiz. Irkçılığın panzehiri birlik, beraberlik ve kardeşliktir. Ve hepimiz bileceğiz ki biz öncelikle Hazreti Adem'in çocuklarıyız. Onların torunlarıyız. Ondan da sonra bizler Hazreti İbrahim'in ehliyiz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümanlar olarak ümmetiyiz. Bu bilinçle, bu temelle hareket edersek değerli kardeşlerim, Çanakkale'de şehitlerimizin, bölgemizde bölücü terör örgütünün katlettiği şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak. Bu şehitlerimizin bize bıraktığı en büyük miras, değerli Beytüşşevaplılar, Beytüşşevaplı çocuklar, birlik, beraberlik ve kardeşliktir. Bu insanlar boşu boşuna can vermediler. Çanakkale'de boşu boşuna ölmediler. Bölgemizde hala devam ediyor. Mehmetçiklerimiz, jandarma, polis, güvenlik korucusu ve canıyla, kanıyla mücadele eden bütün güvenlik güçlerimiz boşu boşuna mücadele etmiyor. Mücadele etmelerinin en büyük güdüsü, en büyük motivasyonu bu vatan bölünmeyecek, şehitler ölmez, vatan bölünmez ve birlik, beraberlik ve kardeşliği ilelebet kıyamete kadar devam ettirme bilincidir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Çanakkale zaferimiz kutlu.
kutlu olsun. Hepimizin zaferidir bu. Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle. Aziz milletimizin hepsinin zaferidir bu. Ve bölücü terör örgütünün katlettiği Beytüşşebaplı şehitlerimizi de ve terör mücadelesinde kan dökmüş, can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum ve hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.